Sevgili öğrencilerim merhabalar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Temel değerlerimiz konusunda öğreniyorduk. Temel değerlerimizden peygamber, ehl-i beyt sevgisi ve vatan, bayrak sevgisini öğreneceğiz bugün. Öncelikle ehl-i beyt nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Ama onun öncesinde size bir soru sormak istiyorum. Şimdi nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Bu çalışmaya göre ülkemizde kullanılan erkek isimleri ve kız isimleri nelerdir? En fazla hangileri kullanılıyor? Şöyle bir açıklama yapmışlar. Bayan isimlerinden Fatma, Ayşe, Hatice bu isimler fazla kullanılıyormuş. Erkek isimlerine baktığımız zaman Mehmet, Ahmet, Mustafa bu isimler sıklıkla kullanılıyormuş. Peki bu isimler nelerdir? Kimlerin isimleridir? İnsanlar çocuklarına bu isimleri neden koymuşlar ve bu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmada bu isimler en fazla kullanılan isimlermiş. Yani neden bu kadar sık kullanılıyor? Bakalım Fatma kimin ismidir arkadaşlar? Sevgili Peygamberimizin kızının ismidir. Sevgili Peygamberimiz çocuklarını küçük yaşta kaybetmiştir ama Hazreti Fatma Peygamberimizden sonra vefat etmiştir. Bu yüzden Peygamberimizin soyunun devam ettiği çocuğudur Hazreti Fatma. İnsanlar çocuklarına bu ismi koymuşlar. Ayşe, Peygamberimizin hanımlarından birinin ismidir. Hatice yine aynı şekilde Peygamberimizin hanımlarından birinin ismidir. Mehmet, Ahmet, Mustafa, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa isimleri vardır. İnsanlar çocuklarına bu isimleri koymuşlardır. Peki neden bunu yapmışlardır? Bu isimlerin tercih edilmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Eğer şimdi burada olsaydınız karşımda sıralarda sizlerle sohbet ederek bunu devam ettirebilirdik. Sizlerden cevapları alabilirdik. Şimdi ben sizlerden kafalarınızda oluşan o cevapları tahmin ederek buna bir açıklama getireyim. Bu isimlerin tercih edilme sebebi insanların Peygamberimize ve Peygamberimizin ailesine olan sevgiden kaynaklanmaktadır. Bir insan çocuğuna Peygamberimizin kızının ismini koyuyorsa ya da Peygamberimizin Mustafa ismini koyuyorsa bu neden kaynaklanmaktadır? Peygamberimize olan sevgiden kaynaklanmaktadır. İnsanlar Peygamberimizin ailesinin de isimlerini kullanmışlardır. Bu durum bize ona olan, sevgili Peygamberimize olan muhabbetin, sevginin bir göstergesidir arkadaşlar. Peki ehl-i beyt ne anlama gelmektedir? Siz az önce dedim ki ehl-i beyt sevgisinden bahsedeceğiz. Ehl-i beyt, beyt ev demektir. Ehl kelimesi ise halk anlamına gelmektedir. Ev halkı, peki kimin ev halkından bahsediyoruz? Peygamberimizin ev halkı için kullanılmıştır. Ehl-i beyt kavramı ve Peygamberimizin soyundan gelenler için kullanılmıştır. İslam toplumunda yine sevgi, dostluk, kardeşlik bu kavramlar Peygamberimizin ehl-i beytine dayanmaktadır arkadaşlar. Çünkü Peygamberimizin aile fertleri onun terbiyesinden geçmişlerdir. Ehl-i beyt, İslam toplumunda önemli bir yere sahiptir. Peygamberimizin yanında bulunmuşlardı, Peygamberimizin onun üzüntülerini paylaşmışlardı, sevinçlerini paylaşmışlardı, Peygamberimizden öğrendiklerini yaşamışlardı, insanlara aktarmışlardı. Ondan sonra Peygamberimizin yaşamını da bize aktardıkları için tabii ki ehl-i beytin bize çok önemli bir yeri vardır. Şimdi arkadaşlar, Peygamberimize yazılan eserler var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Yunus Emre tarafından kaleme alınmıştır. Bunlar şöyle göz gezdireceğiz sizlerle. Bu ilahi olarak da okunuyor. Ramazan aylarında özellikle teravih namazlarından sonra okunan bir eserdir. Peygamberimize olan muhabbeti, sevgiyi dile getiren bir eserdir. Duymuşsunuzdur yani bu ilahi halini. Tabii şu anda ne yazık ki içerisinde bulunduğumuz süreçten dolayı teravih namazları kılmaya gidemiyoruz. Ama geçmiş zamanlarda muhakkak karşınıza çıkmıştır. Şimdi Yunus Emre
Peygamber Efendimiz'e muhabbetini göstermek için bir eser yazmış bakın. Canım kurban olsun yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Bu aslında daha uzun bir eser arkadaşlar ama ben şimdi sizin görmenizi istediğim için buraya bir kısmını aldım. Aşık Yunus neyler iki cihan sensiz, sen hak peygambersin, şeksiz, yuvansız, sana uymayanlara gider imansız, adı güzeldi, kendi güzel Muhammed demiş. Bakın şimdi burada şöyle bir inceleme yapalım. Peygamber Efendimiz'e duyduğu muhabbeti, sevgiyi kaleme alıyor, bu şekilde bir şiir yazarak ifade ediyor ve ona diyor ki, adı güzel, kendi güzel Muhammed diyor. Yani o kadar güzel görüyor ki, o kadar güzel bir muhabbet besliyor ki Peygamber Efendimiz'e karşı. Onun hani insan her zaman böyledir. Sevdiğiniz kişiler ne kadar çirkin dahi olsa gözünüze güzel görür. Muhabbet duyduğunuz kişiyi güzel görürsünüz yani. Hani güzellik, maharet dış görünüşte değildir aslında. Burada da Peygamber Efendimiz diyor ki Yunus Emre, sevgisini ifade edecek kelimeleri böyle kullanmış. Adı güzel. Yani senin diyor adın da güzel, sen kendin de güzelsin. Peygamber'in sevgiyi olamaz sevgisini çok tatlı bir şekilde dile getiriyor. Evet, bunu da sizinle paylaşmak istedik. Şimdi vatan, millet ve bayrak sevgisi nedir? Buna bakalım arkadaşlar. Millet nedir? Vatan nedir? Bu vatan ve millet nasıl sevilir? Çok önemli bir konu. Bakalım. Din, dil, tarih ve kültür birliği içerisinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğuna millet denir. Vatan, bayrak, milli marş gibi değerler toplumda birliği sağlayan ortak değerlerin en önemlilerindendir. Bunlar bir milleti millet yapan ve fertleri aynı gaye etrafında birleşen değerlerdir. Bu değerler olmazsa o toplumun kimliği kaybolur arkadaşlar. Toplum ancak bu değerlere bağlı olarak devam edebilir. Bakın dedik ki din, dil, tarih ve kültür birliği içerisinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insanlara millet diyoruz dedik. Buradaki toprak parçası sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Biraz sonra bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Bakalım. Vatan toplumun milleti ve yuvasıdır. Bununla ilgili biraz konuşalım çocuklar. Bu ders ben gerçekten sizlerle böyle fikir alışverişi yaparak, bu konudaki sizin fikirlerinizi duyarak, bir takım vatan, millet sevgisi için neler yapabileceğinizi istişare ederek öğrenmeyi, sizlere öğretmeyi isterdim. Fakat ne yazık ki şu an bütün dünya büyük bir yüzde savaş halinde. Bundan dolayı bizler de eğitimimize ara verdik. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben sizlerin düşündüklerinizi tahmin edebiliyorum. Onun için böyle sizinle biraz sohbet havasında devam etmek istiyorum aslında. Arkadaşlar, vatan, toplumun ve milletin neyidir arkadaşlar? Yuvasıdır. Bakın bu çok önemli bir kelime. Toplumun ve milletin yuvasıdır. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz pek çok göçmen geldi. Kendi vatanlarını terk etmek zorunda kalan insanlar var. Bu çok acı verici bir durumdur. Vatan dediğimiz kavram bizim yuvamızdır arkadaşlar. Yani böyle bağımsız, huzurlu bir şekilde yaşayabildiğimiz, kendi değerlerimizi koruyabildiğimiz, örf, adet, dilimizi, dinimizi özgür bir şekilde yaşatabildiğimiz yerdir. Yuvadır yani bizim için vatan. Biliyorsunuz bu gelen göçmenler yakın zamanda bir olay yaşadılar. Belki haberlerden, sosyal medyadan bunu öğrenmişsiniz, görmüşsünüzdür bir şekilde. Türkiye kapılarını açmıştı göçmenlere. Fakat bir müddet sonra, yani yaşadılar ülkemizde ve bizim halkımızda o insanlara yardım etti. Bu konuda da gerçekten çok bilinçli bir halkımız olduğunu sizler de biliyorsunuz. Ne yaptılar arkadaşlar? Evet, burası sadece bir toprak parçası
değil, değil mi? Bunu gösterdi bu durum bize. Ülkemize geldiler, bir şekilde yaşadılar. Sonra yakın zamanda şunu söyleyeceğim. Türkiye gidebilmeleri için, farklı ülkelere gidebilmeleri için göçmenleri için kapıları açtı yakın zamanda. O görüntüleri görmüşsünüzdür işte bir şekilde haberlerde. Yağmur yağıyordu mesela, havalar daha soğuktu onların gideceği zamanlar. Bir sürü göçmen sınır kapılarına doğru gittiler. Ve o soğuk bölgede kalmak durumunda oğlu var. Çocuklar mesela, zaten en çok üzüldüğümüz çocuklar oluyor bu durumda ne yazık ki. Çocuklar oralarda perişan oldular soğuk hava şartlarından dolayı. Çıkamadılar, karşı taraftaki ülke almadı falan, böyle bir git gel yaşadılar. Yani bütün bunlar, bakın ne kadar kötü bir yaşantı, ne kadar gerçekten acı verici bir durum. Yani Allah hiç kimseyi gerçekten vatansız bırakmasın, bizler de vatanımıza sahip çıkalım. Atalarımız bu konuda bir söz söylemişler. Bakın Gülgül'ü buraya da yazdım. Altın kafese koymuşlar, ille vatanını demiş. Yani hani altın kafes onun için çok lüks bir yer, belki altından yapılmış bir kafes ama ille vatanını demiş. Yani vatan altından da olmasa vatan, yurt bu kadar önemli. Peki biz ne yapacağız vatanımızı korumak için, vatandan ayrılmamak ve bu vatanımızın yurt olarak her zaman kalması için? Bu vatan için her zaman canımızı feda etmeye hazır olacağız. Gerektiği zaman, gerektiği yerlerde vatanımız için her zaman hazır durumda bulunacağız arkadaşlar. Ve sadece şu da değildir, vatanı korumak. Hayır, ben işte nöbet bekliyorum, askerlik yaşım gelmedi, o zaman ben daha vatan korumak için bir şey yapamam şeklinde bir düşünceniz olmayacak. Dışarıdan yürürken yere bir çöp atmamak da vatanı sevmektir, vatanı korumaktır. Yere tükürmemek de vatanı sevmek, vatanı korumaktır. İhtiyacı olan bir insana, bu vatan içerisinde ihtiyacı olan bir insana ihtiyacı noktasında yardımcı olmak da vatanı korumaktır, vatanı sevmektir. Bu değerlerimize dikkat edeceğiz sevgili gençler. Vatanımızı her zaman koruyacağız, her zaman seveceğiz. Bu orası bizim yurdumuz. İnsanların birileri vatan olarak benimsemeleri için manevi unsurlara da ihtiyaç vardır. Din, dil, örf, adet, gelenek ve göreneklerdir. Bir millet vatanı üzerinde bu değerleri koruduğu sürece varlığını sürdürür arkadaşlar. İnsan doğduğu, büyüdüğü, anılar biriktirdiği, tarih ve kültürünün şekillendiği, akraba ve tanıdıkların yaşadığı yere karşı sevgi besler. Tabii ki ayrı kalınca da özler değil mi? Vatanına kavuşmak ister. Şimdi Peygamberimizin burada bir böyle tatlı kıssası var. Onu paylaşacağım sizinle. Hatta belki daha önce de paylaşmışızdır bunu. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Mekke'yi terk etmek zorunda kalmıştı. Müşriklerin, oradaki inanmayan insanları, iman etmeyenleri zulümleri karşısında kendileri için daha güvenlikli olan bir bölgeye göç etmeleri gerekmişti Müslümanlarla birlikte. Tabi Peygamber Efendimiz nerede doğup büyümüştü? Mekke'de doğmuştu. Gençliğinin bir kısmı orada geçmişti. Peygamberlik yine Mekke'deyken verilmişti Peygamber Efendimiz'e. Mekke'den ayrılırken, bakın buraya da yazdık, Peygamber Efendimiz diyor ki, vallahi sen Allah'ın en hayırlı ve Allah'a en sevimli olan neredesin diyor. Sonra Peygamber Efendimiz Mekke'ye doğru dönüyor. Diyor ki, sen eğer terk etmek zorunda kalmasaydın, yani çıkarılmış olmasaydın buradan diyor, seni asla terk etmezdim diyor. Bir şehire karşı, hani bir insana seslenir gibi böyle şekilde dönüyor Peygamber Efendimiz, hasretle sesleniyor Mekke'ye. Eğer senden çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim diyor Mekke şehrine, vatanına karşı. Vatan işte böyle bir şeydir çocuklar. Evet, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır.
Şimdi buradan bayrak sevgisiyle ilgili sizinle bir görsel, bir video paylaşacağım. Tabii bayrak da bizim çok kutsal değerlerimizdendir. Bayrak denildiği zaman ne yaparız? Böyle akan sular durur değil mi arkadaşlar? Yerde olmaz mesela bizim bayrağımız. Düşmüşse hemen alırız, kaldırırız. Kutsaldır bizim için. Yine bizim gibi kutsal olan Kur'an-ı Kerim ve bayrak bunlar böyle üstlerde durur. Yani bazı ülkeler var mesela işte bayrağını şort yapıp giyiyor falan, pantolonla desen yapıyor. Bizde böyle bir şey giremezsiniz. Bayrak böyle üst kısımlarda durur. Belki tişört olarak kullanılabilir. Hani göbekten üstte durması muhabbeti. Toplumumuzda Kur'an-ı Kerim için böyle kullanılmıştır. Bayrak da aynı şekildedir. Şimdi bayrak sevgimizi gösteren şöyle bir video paylaşacağım. Küçük bir çocuk gördüğünüz gibi yolda yürürken bayrağı görüyor, dönüyor, öpüyor ve yoluna devam ediyor. Şöyle bir başka örneğimiz daha var. Bu da bir teyzemiz. Bütün bunlar bizim ülkemizin insanların bayrağı ne kadar önemsediğinin, değer verdiğinin göstergesi. Teyzemiz yolda yürürken yine bir bayrakla karşılaşıyor. Duruyor, bayrağı öpüyor. Evet, bir bayrak şiiriyle devam edelim. Arif Nihat Asker çok güzel bir şiir yazmış. Bunu pek çok programda bayrak, ondan sonra milli bayramlarımızda öğrencilerimiz okurlar. Bu tercih edilen bir şiirdir. Şöyle biz de bir kısmını aldık sizin için, bu şiiri görmeniz için arkadaşlar. Evet, bakın bayrağı şiir yazmış. Diyor ki, dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgen de bana değer ver. Siz de şu şekilde okuyun. Şuradan devam edelim. Barışın güvercin, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeği. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Evet, bayrak için söylenebilecek en harika cümlelerdir. Burada şu ifade benim çok dikkatimi çekti çocuklar. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Çiçeğim diye sesleniyor. Bizler de mesela çocukları sararken ya da bir insana seslenirken böyle sevgi sözcükleri kullanırken çiçeğim şeklinde sesleniriz. Bayrağı o kadar muhabbet duyuyor ki bayrağı bu şekilde sesleniyor. Yani yüksek yerlerde açan çiçeği. Evet, çok güzel bir seslenme yapmış. Bu şekilde de bayrak sevgisini vermiş oluyoruz. Bir milletin bağımsızlığının birlik ve beraberliğinin sembolüdür bayrak. Rengini şehitlerimizin kanından alır. Biliyorsunuz sevgili çocuklar, bu vatan elde edilmek için bizim vatanda böyle huzurlu, mutlu yaşayalım diye pek çok şehit kanı dökülmüştür. Bu bayrağımızın rengi bunu temsil etmektedir. Şehitlerimizin kanını temsil etmektedir. Ecdadımızın emaneti ve değerli bir mirastır.
Bayrağı taşıdığı bu anlamdan dolayı ona yapılacak herhangi bir kötülük, söylenecek kötü söz kabul edilemez. Bu emaneti şerefle taşımak ve her bireyin vazifesidir. Bayrağımızı sevmek ve saygı göstermek duyguların en özelidir. Bağımsızlığımızın sembollerinden bir tanesi de İstiklal Marşı'mızdır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hürriyetin sembolü bayrağımızın şerefle dalgalanması için atalarımızın yaptığı fedakarlıkları milli marşımızla anlatmıştır. Bu fedakarlıkları hatırımızda tutmak, törenlerde milli marşımızı samimiyetle okumak hepimizin görevidir. Yakın zamanda ya 23 Nisan'da evlerimizle hatırlayacaksınız çocuklar. Bu defa birlikte okullarda bir kutlama gerçekleştirilemedi ne yazık ki. Yine içerisinde bulunduğumuz süreçten dolayı. Fakat ne yaptık? Balkonlarda çocuklar, büyükler bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudular. Ve çok güzel görüntüler ortaya çıktı sonrasında. Bütün bunlar neyi gösteriyor arkadaşlar? Bizim bu vatanımızı ne kadar sevdiğimizi, bağımsız bir şekilde yaşadığımızı, bir marşımızın olduğunu gösteriyor. Vatanını ve milletini seven bir kimse, insanlar arasında dil, renk, ırk ayrımı yapmaz. Vatan ve milleti uğruna fedakarlıklar yapmaktan çekinmez, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Şimdi şehit ve gazi kavramlarına bakalım. Şehit kimdir, gazi kimdir, neylenir? Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunup bu uğurla yaralananlara gazi diyoruz, ölenlere ise şehit diyoruz. Biliyorsunuz bizim dinimizde şehitlik, gazilik üstün mertebelerdendir. Şehitler peygamberler ve ahiret hayatında cennette komşu olacaklardır. Bütün bunları bilerek biz şehit olmayı her zaman istemişizdir. Şehitlik ve gazilik insanların arkadaşlar değerlerini paylaşarak bir arada yaşadıkları vatanını sevmeye, korumaya emrediyor. Savunmayı kutsal bir görev sayıyor. Şimdi sizinle Peygamber Efendimiz'in bu konuda söylemiş olduğu bir hadisi şerifini paylaşacağım. Vatanını sevmek, vatanını korumak, bu uğurda canını feda etmekle ilgili Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor. Bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet kişi nöbette ölürse yapmakta olduğu işin sevabı devam eder. Rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı güven içerisinde olur diyor Peygamber Efendimiz. Vatanı savunmak sadece sahip olunan toprakları korumak değildir. Üzerinde yaşayan insanların dinini, canını, malını korumak, huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. Evet, tarihimiz şehit ve gazi olan nice askerlerin kahramanlık öyküleriyle doludur. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, kefensiz yatan binlerce şehitin kanıyla sulanmıştır. Mukaddes topraklardır. Az evvel de söylemiştik, burası sadece bir toprak parçası değildir. Yani toprak parçasından çok çok daha öte bir kavramdır. Bir yurttur, vatan dediğimiz kavram, yuvadır, bir yuvadır. Az önce gelen göçmenlerden bahsettik arkadaşlar. Eğer sadece bir toprak parçasından ibaret olmuş olsaydı, bizler başka yerlerde de çok mutlu bir şekilde yaşayabilirdik ya da gelen göçmenler hayatına çok mutlu devam edebilirdi. Ama iş böyle değildir. Oranın yuva olabilmesi için, huzurla yaşayabilmek için kıymetini bilmek gerekmektedir. Örfü, adeti, dili, dini hepsini yaşatarak bu değerlerin farkına varmamız gerekmektedir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'mızda bununla ilgili şu sözleri söylüyor.
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Az önce ne söylemiştik? Pek çok şehit kanıyla sulanmıştı bu topraklar demiştik. Mehmet Akif Ersoy bunu düşünmemizi istiyor bizden. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oldusun, incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı demiş. Ve ne demiş? Allah bizim milletimize bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Bir ayet-i kerime var çocuklar. Şimdi bu ayet-i kerime şöyle olacak. Online derslerimizde ödüllü sorular soruyoruz ya size. Demiştim YouTube videolarının içerisinde saklı olacak bu ödüllü sorular diye. Bakın bu onlardan bir tanesi. Soracağız online derslerimizde. Bakara suresinde konumuzla ilgili Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Zira onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz diyor. Yukarıdaki ayet İslam'ın şehitliğe bakış açısından yorumlayın. Sorumuz bu olacak. Ayet kimliği de size vermiş olduk. Hangi sure ve kaçıncı ayet olduğunu soracağım size. Şehit ve gaziler vatan, ezan, bayrak gibi değerleri korumak için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koymuşlardır. Bu topraklarda Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere sayısız kahramanlıklar yaşanmıştır. Yine 15 Temmuz'da sergilenen kahramanlık da bunun son örneklerindendir. Bu yüzden şehit ve gazilerimizi daima minnetle almalı ve onlara şükran borcumuzu unutmamalıyız. Arkadaşlar, bugün dersimizde temel değerlerimizden peygamber ve ehlibeyt sevgisi, bunun haricinde vatan ve bayrak sevgisini öğrendik. Bundan önceki dersimizde de yine temel değerlerimizle ilgili toplum içerisinde bir takım ahlaki kurallardan bahsetmiştik. Bugün de konumuzu bu şekilde özetleyerek size sunmuş olduk. Vatan, millet sevgisi, peygamber ve ehlibeyt sevgisini öğrendik arkadaşlar. Hepimizin bu vatan için faydalı insanlar olmasını umuduyla sizlere hoşçakalın diyorum.